Allah'ın sevgisi Resulüne ittibadadır. Eûzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Kul in kuntum tuhibbun Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allahu wa yaghfir lekum dhunubakum wallahu ghafurur Resulüm de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Kardeşler, bu okuduğumuz ayet-i kerimeler içerisinde bir ayet var ki, her birimizi çok ilgilendiriyor. Allah'ın hepimizi sevmesini istemez miyiz? Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, ayet-i kerimesinde kendisinin bizi sevmesinin reçetesini veriyor. Diyor ki, de ki ey Habibim, eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Bana uyarsanız Allah Celle Celaluhu sizi sever. Kardeşler, dostlar. Allah'ın Celle Celaluhu bizi sevmesinin reçetesi bizim Peygamber Efendimiz Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem'e ittiba etmemize bağlıdır. Genç bir delikanlı başına sarığını sarmış, sırtına cübbesini almış namaz kılıyormuş. Biraz orta yaşlarda, sakalsız, bıyıksız birisi yaklaşmış. Ona demiş ki: Delikanlı, delikanlı, neden başında sarık var? Neden sırtında cübbe var? Neden bizden farklı kılıyorsun? O genç de: Amca, ben Allah'ın beni çok sevmesini istiyorum. Onun için bunları yapıyorum." demiş. Adam da: "O nereden çıktı? Allah'ın seni sevmesi bununla mı olur?" demiş. Delikanlı: "Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki: benim Habibime uyarsanız ben sizi severim. Ona ne kadar uyarsanız ben de sizi o kadar severim. Namaz kılarken onun başında sarık vardı, sırtında cübbesi vardı. Ben de ona uymaya çalışıyorum ki Allah Celle Celaluhu beni sevsin demiş. Bu sadece sarık cübbe meselesi değil. Ne kadar Peygamber Efendimiz Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem'e uyarsak o kadar sevgi kazanırız. Hani derler ya, ne kadar para, o kadar köfte. Ne kadar peygambere ittiba, o kadar sevgi. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, bu sevgiyi ziyade eylesin. Din İslam'dır. Euzü billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وَمَنْ بِآيَاتِ الْحِسَابِ Allah nezdinde hak din İslam'dır. Kitap verilenler kendilerine ilim geldikten sonradır ki aralarındaki kıskançlık yüzünden ayrılığa düştüler. Allah'ın ayetlerini inkar edenler bilmelidirler ki Allah'ın hesabı çok çabuktur. Allah Celle Celaluhu din olarak sadece İslam dinini kabul eder. Bunun dışındaki dinleri kabul etmez. Bu da dindir. Bu da semavidir deyip durabilirler. Allah Celle Celaluhu diyor ki: Ben sadece ve sadece İslam dinini din olarak kabul ediyorum. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين كم اسلام ران بشكابير دين اررسا Bilsin ki kendisinden böyle bir din asla kabul edilmeyecek ve o ahirette ziyan edenlerden olacaktır. Ali İmran suresi 85. ayet. Allah celle celaluhu kullarım birileri kalkıp İslam dininden başka bir din arasa onu asla kabul etmem diyor. Ve en son okuduğumuz ayet-i kerime yarın ahirette imandan mahrum olarak gelip İmkan olsa da yeryüzü tamamen onların olsa, küfürlerinin cezasından kurtulmak için hepsini kesinlikle feda edecekleri hakkındadır. Ama asla kabul edilmezler. Öyle bir imana sahibiz ki bu iman bütün dünya ve içindekilerden çok daha değerlidir. Bundan mahrum olan kişi eğer elinde imkan olsa bütün dünyayı ve içindekileri verir. Rabbim Celle Celaluhu İmanımızın kıymetini bilmeyi nasip eylesin. İmanımızı zirveye yükseltme konusunda bizleri muvaffak eylesin. İmanımıza zarar verebilecek her türlü kötülüklerden, günahlardan muhafaza eylesin.